Günaydın, günaydın. Bugün hava kapalı, soğuk, serin. Dün gece gittim aynı yere. Oradan onun yanında biri çadır atmış. Bir tane bisikletli bir gezgin. Ben dedim adamı rahatsız etmeyeyim. Ben de gittim bir 50 metre ileri. Orada çadır attım. Çadırda kaldım. Bu uyandım. Çadırın tepesinde kocaman örümcek var. Tam böyle üçgenin tepesinde. Ya dedim hocam nasıl girdim buraya ya. Sonra aldım uyku tulumunun torbasını attım içine. Dedim dışarı. Hadi dedim dışarı. Bıraktım dışarıya. Örümcek uyandık kocaman. Çadırın içinde. Neyse şimdi yine merkeze gidiyorum. Tuvalet sinyali zamanı. Sonra Wi-Fi sinyali. Sonra elektrik sinyali. Sonra satış yapmam lazım. Bu havada nasıl olacak bilmiyorum. Her an yağmur yağma riski var. Bakacağız artık. Ama çok yoruldum yani. Artık duş almam lazım. Üçüncü gün duş alamadım. Bugünkü hedef bir yerde duş almak. Bugün görevi bu. Bak görevin basitliğine bak. Sanki taş devrinde yaşıyoruz. Görevlere bak. Duş al, yemek ye, tuvalete git. Bu yüzden zevkli gezmek. Çünkü basit şeylerle uğraşıyorsun. Yok işte... Yok normal hayatında mühendislikle uğraşıyorsun. Burada basit şeylerle. İşte yok doktor, yok okaleptüs ağacı, yok işte ne bileyim. Hastanın hangi kemiği kırıldı, işte yok makinenin hangi parçası bozuldu. İşte tarih, coğrafya, ıvır zıvır. Burada öyle bir şey yok abi. Burada tuvalet yapacaksın. Yemek yiyeceksin. İşte ne bileyim böyle yürüyeceksin. Çok temel basic şeyler var. O yüzden çok seviyorum gezmeyi zaten. Hep basic şeylerle uğraşıyorsun. Hiç öyle kafanın derdi yok yani. Yok işte o ne oldu, bu ne oldu. Devam ki. Bu arada günlerdir şu opera binasını görüyoruz. Bunun tepesine arkadaşlar çıkabiliyorsunuz. Şimdi gidip onun tepesine çıkacağız. Böyle kocaman bir terası var. Oradan şehrin manzarasını görelim. Bir de galiba bu opera binasının yanında böyle ufak bir plaj var. Galiba değil, plaj kesin var. Ama orada galiba duş var. Şimdi gidip onu kontrol edeceğim. Hava da çok güzel değil ama işte ya orada duş alacağım. Ya da hani beni ilk gün ağırlayan, ilk iki gün ağırlayan Fransız kız vardı ya Melih. Ya da onun evine gidip artık orada duş alacağım. Böyle bir diyeceğim beni bir saat eve al abi. Öyle yapacağız artık. Çünkü yani üçüncü gün duş almadan artık kendim rahatsız olmaya başladım. Bu opera binası çok da eski bir bina değil arkadaşlar. Bu yeni bir bina. Aynı zamanda dediğim gibi hani bunu buzdağına benzeyecek şekilde yapmışlar galiba. Emin değilim bu bilgiden çünkü yanımda rehberler konuşuyordu satış yaparken. O zaman öğrenmiştim, duymuştum. Böyle kulak misafiri oldum. Eğer doğru anladıysam öyle bir durum var. Bak buradan böyle çıkıyorsunuz, şuradan terasa çıkıyorsunuz. Şimdi önce gidip bir duşu kontrol edeceğim. Sonra da gidip satış yaparım herhalde ya. Hadi. Have you been here long? A long time? No. Oh? Okay. I've got 5 minutes sitting on the wall looking at emails. Bak işte şurada insanlar yüzüyor. Burası böyle ufacık bir plaj böyle. Millet giriyor, yüzüyor, takılıyor. Bir suya dokunca bakayım. Sıcak mı soğuk mu görelim. Pis bu su ya. Su çok iyi ama. Vallahi yüzesim geldi. Az önceki sahilde duş varmış ya. Orada göremedim onu. Sonra size gösteremedim. Millet duş alıyordu dedim. Hani çekmeyeyim millet ayıp olur. Gösteremedim. Neyse işte orada duş var. Ama şampuan kullanamam sahil diye. Hadi şimdi önce opera binasına tırmanalım. Ondan sonra da gidip tam şu yine karşıda satış yapalım. Buradan çıkalım. İlginç bir ha. İçeri giriliyor mu bilmiyorum ama içerisi de yıkılıyor ya. Uf çok iyi. Tepesi de böyle. Yoruldum lan. Ama manzara güzel ha. Yapmışlar bak hep böyle. Hep modern binalar buradan baktığınız zaman. Böyle bir silüet yapmışlar. Modern bina silüeti. Bu neymiş? Metal. Gelirseniz abi bu opera binasının üstte çıkıyorsunuz unutmayın. Gidiyor.
Böyle Oslo manzarası. Oha, şurada kalp mi var? Ha, yanlışlıkla kalp yapmışlar. Çünkü orada şey var, yani bir çalışma gibi bir şey var olanda oraya böyle kalp gibi dizmişler, ilginç. Böyle her yer modern bina, sonra işte her yer inşaat. Böyle çünkü bütün İskandinavya'da her yer inşaat olmuş artık. Aynı Türkiye gibi, çünkü nüfus artıyor. Çünkü göç alıyor. Göç aldığı için de sürekli yeni bir bina, yeni bir inşaat var yani. Bakın şuradan çıktık, buraya geldik, burada durduk. Şuradan size gösterdim, şimdi öbür taraftan ineceğiz. Böyle bir şey yapmışlar. Duşa gideceğim galiba ben şu sahilde ya. Yeter artık ya. Gerçekten yeter yani. Bir de buradaki evlerin hepsini doğa dostu yapıyorlar arkadaşlar. İşte böyle ne bileyim, zarar vermiyor doğaya. Bilmiyorum yani, bu teknolojileri araştırmadım ama böyle bir sistem var yani. Burada kar yağdı mı bir vereceksin şey, poşetle gazı. Daha aşağı kadar gidersin. Allah, tam poşetle gazı vermelik abi. Burada dediğim gibi işte kar yağacak abi. Buz tutacak burası. Bir vereceksin gazı buradan. Daha aşağı kadar yapıştır. Sağda merdivenler var. Burası dümdüz böyle. Şimdi gidip satış yapacağım. O duşu da artık bakalım akşama bir şekilde çözeceğiz abi. Duş sonraki iş oldu şu an. Gidip para kazanayım. Param oldu mu duş da alırım. Param olmadı mı duş alamam. Bir de bundan sonraki bölümlerde size şey de anlatacağım. Hani İsviçre'de yapmıştım ya, böyle ilginç bilgiler falan diye İsviçre hakkında böyle bilinmeyenler. Onun aynısını Norveç'te yapacağım. Gerçekten Norveç'le ilgili çok fazla ilginç bilgi var. Onların da hepsini size aktaracağım ama o da sonraki bölümlerde olacak. Çünkü bu birkaç gün, hatta bu bir hafta tamamen odaklandığım şey para kazanma. Birazcık para biriktirdikten sonrası öyle bir Norveç göstereceğim ki böyle hani... Yani böyle paranız olmasa bile şey yapacaksınız, uçak bileti falan alacaksınız. Şuş falan, oha moha yuh diyeceksiniz yani. Çünkü Oslo'da bir şey yok yani, al şehir. Al. Bak bu mermer İstanbul'da da var, Oslo'da da var. Bu taş İstanbul'da da var, Oslo'da var. Samsun'da da var, Yozgat'ta da var. Ama abi Norveç'in fiyortlarını, Norveç'in doğasını hiçbir yerde bulamaz. Size onu göstermek istiyorum. Ve aşırı da yorgunum bu son 2-3 gündür. Hostele gitmeyeceğim. Kafamda challenge yaptım. Ben bu seyahatim boyunca 88 gün planlıyorum şu anda. 88 gün boyunca bir kez bile konaklamaya para vermek istemiyorum. Şu anda da 65-66. Günde falanız zaten. Öyle bir durum var yani. Hostele gitmeyeceğim ama biraz para biriktirebilirsem adaya gideceğim. Burada bir ada var. Orada duş var, deniz var, her şey var. Alacağım abi yemeği de. Gideceğim orada 2 gün yatacağım çadırımda böyle. Kebap yani. Tatil yapacağım. Hadi yine gidip dükkanımızı açalım. Yine mekanımız boş. Kimse de ellemiyor. Artık alıştı millet bizim burada da dükkan açmamıza. Bakalım, bugün hiç umutlu değilim açıkçası satışla ilgili. Kalabalık yok. Hava kötü. Benim de hiç modum yok. Ama deneyelim. Yine açtık dükkanı, açtık, müziği bekliyoruz. Şu an bak saat 15:15. Şu dükkan açtığımda saat 10:15 falan geçiyordu. Yani 20 dakika falan oldu. Bakalım bugün ne kadar duracağız, ne kadar satacağız göreceğiz zamanla. Yağmur başlıyor. Dükkanı her şeyi topladım abi, kapattım. Böyle bir saat bekledim, bir şey satamadım. Zaten insan da geçmiyor çok. Eskisi kadar yok yani. Güneşli havada burası tıklım tıklım abi. Hava güzel oldu mu burada akıyor millet. Şu anda yok ama. Neyse, kütüphaneye gidip video editleyeceğim. Duş işini hala çözemedim. Orada duş var ama yani en kötü. Artık gece mece bir şekilde gidip orada duş alacağım. Ona daha karar vermedim. Neyse, duşu hallettik sayılır yani. Şu an kafada hallettik duşu. Sadece fiziki olarak kaldı. Neyse, şimdi gidip video editlemem lazım. Ben kütüphaneye gidiyorum. Orada sabaha kadar, akşama kadar video editleyeceğim. Hava kötü olduğu için bir 2 saattir, 3 saattir falan burada edit yapıyordum arkadaşlar. Burası kütüphane işte. Böyle bir kocaman bir kütüphane, böyle yukarı kadar çıkıyor falan. Burada ses çıkartabiliyorsunuz ama üst katlara tabii hiç ses çıkartmak yasak anladığım kadarıyla. İşte bak burada geliyorsun abi, bak burada Wi-Fi var. Şu alt katta tuvalet var. 3. katta tuvalet var ve bu tuvaletlerin yanında bedava su var. Yani burada internet, su ve tuvalet ihtiyacınızı ücretsiz olarak giderebiliyorsunuz. Hemen Oslo'nun merkezinde. Oslo Halk Kütüphanesi yazın çıkıyor zaten. Öyle bir durum var yani. Buraya otur abi, takıl kafana göre. Videonu yap, editini yap. İşte ne istiyorsan yap. Ya da artık başka işin varsa başka işini gör. Neyse, şimdi çıkacağım buradan. Yine bu gece de dışarıdayım. Hala duş alamadım. Artık gidip saçımı yıkayacağım. Hani böyle bir şey planlıyorum. Neyse, hadi gidip görelim. Hep bu alandayım bu arada. 3 gündür ben aynı alandayım abi. 3 gündür böyle 3-4 kilometre kare bir alan var. Burada yatıyorum, burada kalkıyorum, burada yiyorum, burada içiyorum abi. Başka bir yere gittim yok. Hayatta kalıp işlerimi halletmeye çalışıyorum. Video editlemem lazım, para kazanmam lazım. Vesaire vesaire işte. Ama bugün dükkanı açamadık. Hava gerçekten çok kötü yani. Baksana. Bütün gün kapalı. Yağacak mı yağmayacak mı, yağacak mı yağmayacak mı. Topla kaldır, topla kaldır. Gerek yok yani. Strese gerek yok.
Abo, sabah hazırlanıyorlardı. Açık hava sinemasına denk geldik galiba. Bak şurada ekran var kocaman. Neyse tuvalet açık ya. Hemen zort diye yıkayacağım abi saçımı. Hiç umurumda bile değil yani. Kim ne dedi? Baktı mı? Yan baktı. Sıra mı bekledi? Ben bunları ne yaptım anlamadım ama. Müzik mi dinliyorlar? Sinemaya mı gelmişler anlamadım. Hadi ben de alıyorum saçımı yıkamaya. Hakkınızı helal. Tam şuradaki tuvalete bir daldım mı tamam abi benim. İşte devam ki. Umurumda bile değil yani. Vallahi yıkadım abi ben de alıp yani. Abi bakıyor sıra bekliyor arkam. Dedim abi dedim kusura bakma dedim yani. Hani düşük bütçeyi geziyorum falan yok dedi. Sıkıntı yok dedi. Yıka sen saçını dedi falan. Öyle çok da anlayışlı insanlar. Ama var ya bak şu an en az 10 sene gençleşmiş gibi hissediyorum ya. Bir de şimdi burada ayaklarımı suya sokacağım. Oh tamam abi artık ölsem de gam yemem. Ayakları da serinlettik, yıkadık, bir şeyler yaptık. Su soğuk vardı ama çok da değil. Tamam şimdi ayak ve saç kafa temizliğini hallettik. Geriye bir vücut kaldı. Onu da artık önümüzdeki günlerde. O beni bir gün daha götürür, bir gün daha. Yarına kadar zaman kazandım şimdi. Yarım saat keyif yapalım dedik, yağmur başladı. Herkesin de şemsiyesi varmış yanında, anlamadım abi. Nerenizden çıkardınız hemen ya? Çok ilginç yani, herkes yanına taşıyormuş işte. Norveçliler böyle. Çünkü hep yağmurlu. Çok ıslandım ya. Neyse, gittim falafel yiyeceğim diye şeye. Bizim dayıya, Fas dayıya dedi ki bugün yok dedi çalışanları, yarın geldi. Neyse, yarın gideceğim ben de. Şimdi ama açım abi, geldim böyle bir restoranta. Burası böyle işte kebap mevap yapıyor. Ekmeğini kendi yaptı gördüm. Hamurunu açtı hemen böyle şak 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 attı fırına, ekmeğini çıkarttı. Şimdi onu yiyeceğim. 8.85 kron yani 8.5 euro verdim. Normal yani burada yiyebileceğin en ucuz şey bu arkadaşlar. Yiyebileceğin en ucuz sokak yemeği 8.5 euro. Şu an markete gidip salam ekmek alsam yine aynı parayı vereceğim. O yüzden buraya geldim. Neyse dün bayağı bir yemek vermişti bana şey. Kanki biliyorsunuz. Onlar da duruyor çantada ama onlara hani yeter artık. Sabahtan beri bar yiyorum yani. Sabahtan beri bar ya bar ya bar ya doydum artık. Neyse şimdi bunu yiyeceğim size de gösteririm. Ekmeği çok güzel ama. Bak böyle bir şey yaptı abi. Ekmeği harika ya. Hemen gelin. Bak böyle bir tabak koydu. Şu sunumu bizden daha yapıyorlar. Yani kebap ama dönerden bahsediyor. Aman kağıdı da yiyorduk. Şimdi bırakayım. Çok güzel. Çünkü ekmek çok güzel abi. Baksana şuna. Bayıldım. Hemen gömdüm. Güzeldi kendime geldim. Şimdi hava yağmurlu. Benim kalacak yer bulmam lazım. Yani çadırda kalacağım yani de. Sıkıntı işte çadırı nereye kuracağız? Çadır ıslanacak. Yok topla yok kaldır. Çadırı da kurana kadar ortalık ıslanacak falan. Neyse halledeceğiz. Normalde ben 2-3 gündür böyle 12-1 gibi yatıyordum. Şimdi saat 10. Hemen gideceğim çadırımı atacağım abi. Çünkü şu an yağmur da ara verdi. Durdu böyle bir. Hemen başlamadan tekrardan çadırı kurayım. Sonra da çadırın içine girerim abi. Böyle bir 10-12 saat falan uyumak istiyorum. Kafam da temiz. Böyle bir rahatladım yani artık. Ama harbi harbi sürünüyoruz yani. Hani millete abi diyorum ki ben diyorum Norveçliyim. O diyorlar iyi diyorlar para var geziyorsun. Abi parayla alakası yok. Adama diyorum ki bak diyorum ben normal bir ailenin çocuğuyum. Ben seyahatlerim de ailemden bile hani tek tük para alıyorum ama çok ufak tefek para alıyorum yani. Hani 100 euroyu geçmiyordur mesela. Benim annem öğretmen nasıl versin abi kadın? Hani büyük meblağları. 1800 lira para yapıyor 100 euro bile. Millete anlatamıyorsun yani şey. Zengin olmadığını anlat. Diyorsun ki bak ben diyorsun zengin değil miyorsun? Yok diyor sen diyor İsviçre'ye gittin diyor zenginsin diyor. Ya diyorum zengin değilim. Ya geziyorsun ya diyor ya abi. Nasıl gezdiğimi görüyorsun yani hani. Bu yol yaratmak yani hani. İlber Hoca diyor ya yol bulacaksın yol. Yol bulacaksın abi. Ben yol yaratmaya çalışıyorum kendime. Ama tabii böyle gezen hani ben daha kimim ki yani hani bunun master'ını yapmış adamlar var yani hani yırtık pantolonu var değişik yollarda Mehmet'i var. Yani hani bunun master'ını yapmış adamlar var. Ben kimim ki abi ben daha işte toplamda bu 11. ülkem yani. 23 yaşında 11 ülke görebildik ama gerçekten zar zor gördüm yani. Ben hep otostop çekiyorum abi. Yollarda bekliyorum bak şu sırtımdaki çanta 20 kilo. Ben baktım Ağustos ayında günde ortalama 7 kilometre yürümüşüm. Yani ben günde her gün 7 kilometre
kilometre ya, bir şu çantayla yapıyorum ya. Şehirdeki arkadaşlarım günde yarım kilometre yürümüyor. Adam zaten dışarı çıkmıyor. Dışarı çıktığı zaman da metroya, metrobüse kadar yürüyor. İşte her gün yapıyor bir kilometre, yarım kilometre. Ondan sonra bana diyor ki senin diyor paran var diyor, gidiyorsun diyor. Abi saçmalama gözünü seveyim ya. Ben oturuyorum burada 6-7 saat bileklik satmaya çalışıyorum. Bileklikleri yanında taşıyorum. Sırtımda 20 kiloyla geziyorum. Sonra bana diyor ya böyle paran var senin, geziyorsun. Benim ağrıma gidiyor ya. Küfretse daha iyi ya. Şey gibi abi, uğraşıyorsun. Hani hayatta bir şey için uğraştığını düşün. Sonra biri gelip diyor ki ulan şanslısın hadi. Ya abi ne alakası var hani bunun... Oğlum bu böyle bir şey değil abi. Yolunuzu bulun, yol yaratın. Hayatta sevdiğiniz işi bulun, tutkunuzu bulun. Hani bu benim problem değil abi, nasıl bulacaksın? Bulun yani, hani ben bakıyorum herkes abi doktor, avukat olmaya çalışıyor. Abi senin bir hobin yok mu? Sen ahşap boyamayı sevmiyor musun? Sen incik boncuk takmayı sevmiyor musun? Sen tahta işlemeyi sevmiyor musun? Yani git abi tahta işle ya. Aç tahta dükkan aç ya. Marangoz ol. Toplum tabii sizi farklı yönlendiriyor biliyorum. Hani hep bir mesleğiniz, masa başı bir işiniz olsun istiyor. Ama sevdiğin işi yap abi. Emin ol, magnet satsan şeyden daha fazla kazanmayacaksın ya da az kazanmayacaksın normal mesleğinden.